Abdullah Avcı ile başladı aslında bir şeyler öğrenmeye başlamam. Yani 30 yaşındaydım o zaman Başakşehir'e gittiğimde. Ve dedim ki ben ne yapıyorum ben, bu zamana kadar biz ne yapmışız? Yani çok fazla bir şey öğrenmemişiz sahada. Fransa'da doğdum. 5 kardeşiz ve babam aslında futbola merakın nereden geliyor diye sorduklarında belki babamın genlerinden geliyor veya yarım kalan bir hikayesinin devamı diyebilirim kendim için. Çünkü 17 yaşında Fransa'ya giden, babasıyla birlikte çalışmaya giden, orada da gittiğinde oynadığım şehrin takımına seçmeye gidip profesyonel imza istenilen fakat dedemin de izin vermediği bir babanın oğluyum ben. Şöyle kendi oynadığım mahallede, kendi takım mahalle takımında oynarken 7-8 yaşında bir arkadaşım bana diyor ki gel Hakan, Nant'ın seçmeleri var, oraya gidelim. Düşünsenize 7-8 yaşındasınız ve ben de diyorum ki nasıl gideceğiz? Çünkü olduğumuz yer, gitmemiz gereken yere 2 tane otobüs değiştirmen gerekiyor. Yarın gideriz diyor. Okul günü. Tabii biz okula gidiyoruz diye okuldan kaçıyoruz. Seçmelere gidiyoruz. Orada tabii akşam döndüğümde evde bir tantana var. Benden haber alınamıyor. Okula gidiyor annem. Okulda yokum. Sonra babam geliyor. İşte babama durumu açıklamak zorunda kalıyorum. Tabii kızacak gibi oluyor. Ama kendi hayalleri geliyor belki o an aklına. Orada da seçildim ben. Gerçekten o dönemde Nant gerçekten Fransa'da çok iyi bir altyapıydı. Girmesi çok zor bir altyapıydı. Oraya seçildiğimi duyunca da babam tabii seviniyor. Ondan sonra orada futbol hikayem başlıyor. 5-6 sene orada oynadım. 12-13 yaşına kadar. Ondan sonra da tekrar temelli dönüş yapmak zorunda kalıyoruz ailecek. Ve Türkiye'ye geliyoruz. Sakarya'da Akyazıspor'da başlıyorum kendi ilçemin takımında. Yo, bende çok şey var, bende çok hikaye var, öyle deme. Vallahi. Ama benim unutamadığım, gerçekten üzünlendiğim bir an, biz aslen Trabzonluyuz. Sonrasında da bölge karmaları oluyor. Orada da bir Aykut hocam vardı benim, rahmetli. Çok sevdiğim bir hocamdı. Bölge karmalarında tabii Türkiye genelli olduğu için o sene beni Galatasaray istemişti. Galatasaray'ın altyapısına, o zaman işte kalacak yerimi, okulumu, her şeyimi ayarlamışlardı. Tabii Aykut Hoca beni ikna etti Sakarya'da kalmam için. O da sportif direktör oluyordu Sakaryaspor'a o zamanlar. Sakarya'da kaldım. Ondan sonra altyapıda bir sene oynadıktan sonra A takıma çıktım orada. Profesyonel oldum. Sakaryaspor'da da 4 sene oynadıktan sonra tabii orada 2 tane şampiyonluk yaşadık. Lige çıktık, düştük, çıktık, düştük. Öyle bir şeyimiz var. Bir anım var. Sonrasında Antalya'ya geldim. Tabii ondan önce bir Karşıyaka'da da oynamıştım, kiralık olarak. Sonrasında Antalya derken, Antalya'da 3 sene oynadım. Sonrasında Karabük, Ordu, Kasımpaşa, tekrar Karabük. Karabük'te tekrar döndüğümde 3 sene daha oynadım Karabük'te. Yani 4-4,5 sene Karabük'te oynadım. Sonrasında Sivas'a gittim bir yarım sezon. Ondan sonra Başakşehir ve tekrar yuvama geldim diyebilirim Antalyaspor'a. Öyle bir futbol öykümüz var. Ben doğduğumdan beri hep futbolu biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. Belki babamın genlerinden geliyor diyorum ya onun için. Hep bir top vardı etrafımda. Her zaman bir futbol topuyla haşır neşirdim. Dolayısıyla benim merakım, ilgim buradan geliyor. Dediğim gibi 7 yaşında düşünsenize okuldan kaçıyorsunuz ve 2 tane otobüs değiştirerek seçmeye gidiyorsunuz ve seçiliyorsunuz. Şimdi düşünüyorum da acaba çocuklar biz gerçi anne baba olarak pek izin vermiyoruz bunlara da. Yani birçok zorluklarla mücadele ediyorsunuz aslında küçüklüğünüzde. Ben de
bilmiyorum yani ben de çok şanslıyım aslında bu konuda. Birçok şey öğretti bana bu dönemim, benim çocukluk dönemim aslında. Yani oradan başladık. Babam oynayamadığı için aslında şöyle yani profesyonel olma fırsatı varken dedemin izin vermemesinden dolayı oynayamadı. Sonrasında benim böyle bir futbola karşı ilgim olunca veya yeteneğim olduğunu fark edince her zaman destek oldu bana. Her zaman yanımdaydı. Çok işime karışmadı ama hep doğru yönlendirdi beni. Ondan dolayı çok şanslıyım ben. Böyle yani babamın hep desteğini hissettim. Annem çok istemezdi. Sürekli eşyalarım kirleniyor, yırtılıyor, dökülüyor, kırılıyor diye. Hep bana oku derdi annem. Öyle yani. Uzaklaştığım bir an olmadı futboldan. Hep futbolun içinde kalmayı istedim. Hep ne kadar zorluk geçirirsem geçireyim, ne kadar sakatlık geçirsem de geçireyim. Hep kopamadım. Kopacağımı da sanmıyorum yani futbolda. Dedim ya annem hep okumamı isterdi. Hep de oku oğlum doktor ol, oku oğlum doktor ol derdi bana. Derslerim değildi, kötü değildi derslerim. Belki okula yönelseydim, belki annemin isteğini yerine getirirdim. Yani çünkü zor bir meslek, iyi de bir meslek, kutsal da bir meslek. Futboldan başka bir şey düşünmedik. Futbolda tabii kaybettiğin maçlar vardır. En çok unutamadığın finaller vardır. Antalyaspor'la kaybettiğimiz finaller var. Ama benim unutamadığım, gerçekten üzüldüğüm bir an Sakaryaspor'da profesyonel olduğum ilk seneydi. Ve ligin 3. ya da 4. haftasıydı. Tam hatırlamıyorum ama ben 2-3 hafta kadroya girmiştim. O haftada kadroya girmediydim. Ve takım Sakaryaspor takımı kaza yaptıydı. Otobüs kaza yaptıydı. Ve orada da hatta benim yerimi almadığı bir futbolcu abim vardı. Hatta hoca onu transfer etmişti. Ama bu hafta onu kadroya alalım demişti. Ve o vefat etti orada. Yani ölen tek futbolcu oydu. İşte tabii orada bizim şoför abimiz, malzemeci, masör. Orada birkaç abimizi de kaybettik. Sonrasındaki süreç çok zordu. Federasyon bize ara verdi. Yani bize müsaade verdi. Tabii toparlanınca tekrar lige başladık. Ama her deplasmana otobüste gittiğimiz için yani sürekli bir şey vardı, bir korku vardı otobüsün içinde. Yani oyuncular viraja bile girse ayağa kalkıyordu. Ya o dönem çok zordu gerçekten. Yani o kazayı unutamıyorum. Allah kimseye de yaşatmasın öyle bir şey. Hiçbir takıma, hiçbir insana. Futbol hayatımda unutamadığım en üzünlü anım o diyebilirim yani. Ya benim unutamadığım gün ilk profesyonel olduğum gün. İmza attığım gün. Çünkü hep hayallerinizle büyüyorsunuz. Altyapıda oynarken A takım idmanlarını tellerin arkasından izlerdim. Ben de olabilecek miyim derdim acaba? Ben de oynayabilecek miyim? Sonrasında profesyonel oluyorsunuz. O imzayı attığım günü hiç unutamıyorum. Bir de yaşım da tutmuyordu. Annemin babamın vekaletnamesiyle imza attıydım. Dolayısıyla o günü unutamam yani. Ben ilk profesyonel maçımı Yozgat'ta oynamıştım. Yozgat deplasmanında. Tabii heyecanlanmıştık ama Sakarya'da bir lig maçıydı. Şimdi biliyorum o oyuna gireceğim, yedeyim. Oyuna gireceğim. Taraftar da inanılmaz Sakarya'da. Müthiş bir atmosfer var. Önemli de bir maç. Ya bir bakımdan oynamak istiyorsunuz. Bir yandan da heyecandan, stresten yapamam mı acaba? Kaçmaya çalışıyorsunuz. Yani böyle iki arada bir deredesiniz. O günkü maçı da unutamam yani. O günkü oyuna girişimi de unutamam. Çok heyecanlanmıştım. Kariyerim açısından 27 yaşında aslında çok acı benim için ama bunu fark etmem tabii. O yaşta fark etmem çok acı benim için. Çaprazım koptu. Çapraz bağlarım koptu yani. Sakatlandım ve 7-8 ay futboldan uzak kaldım. Ve o dönemde gerçekten çok çalıştım. Yani sabah 8'de başlayıp akşam 5'e 6'ya kadar gerçekten yani fitness'tan veya sahadan çıkmıyordum. Geri dönebilmek için. Çünkü çok ihtiyacım vardı o dönem. Ve döndüğümde dedim ki ya ben dedim ne yaptım dedim ya bunca sene neden bu kadar çalışmadım? Çünkü gerçekten evet bir yetenekle doğuyorsunuz ama çalışmazsanız, üstüne koymazsanız, gelişmezseniz olmuyor. Ben o zaman fark ettim onu. Çünkü ameliyattan sonra üst adalem gerçekten kolum kadar incelmişti. Ve 2-3 ay gibi bir sürede çalıştıkça onun nasıl kuvvetlendiğini, nasıl geri geldiğini gördüm. Ve o 7-8 ayın sonunda döndüğümde eskisinden çok daha güçlü, çok daha iyi döndüm. O zaman fark ettim ki çalışmam gerekiyor. Çalışırsan da karşılığını alırsın. Belki 37 yaşındayım hala oynamamın nedeni de belki o sakatlıktır. Hani
kötü gibi görünen şeyler bazen size olumlu dönüyor, iyi yansıyor. Ben o süreci iyi geçirdim. Orası benim dönüm noktamdı yani. Birçok hocayla çalıştım. Eski hocalarla da çalıştığım yeni hocaları da gördüm. Şöyle ben Abdullah Avcı ile başladı aslında bir şeyler öğrenmeye başlamam futbolda. Yani 30 yaşındaydım o zaman Başakşehir'e gittiğimde. Ve dedim ki ben ne yapıyorum ben bu zamana kadar biz ne yapmışız? Yani çok fazla bir şey öğrenmemişiz sahada. Genelde tabii ki bize öğreten, birçok şey öğreten hocalar oldu arada. Şimdi onların da hakkını yemeyeyim ama takım halinde veya bir taktik olarak sahada bir futbolcunun sahaya çıktığında neler yapması gerektiğini ben Abdullah Avcı ile öğrendim. Ama 30 yaşındaydım. İşte işin ilginci de bu. Nuri Hoca'yla çok şey öğreniyoruz. Arkadaşım, kardeşim gerçekten çok iyi bir hoca. Onunla çok şey öğrendim. Hala öğreniyoruz. Dolayısıyla Hector Cooper'le çalıştıydım Ordu'da. O da çok değerli bir hocaydı. Yani böyle. Zevk aldığım hocalar bunlar diyebilirim yani. Ya eskiden şöyle bir şey vardı benim başladığım dönemlerde. İşte 24-25 yaşına kadar oyunculara genç denirdi. Sonra 28'den sonra da yaşlı denirdi. Yani hangi ara oynayacak bu oyuncular diye şey yapardım ama bence futbolcu kendine baktığı sürece, kendini geliştirdiği sürece ve heyecanını kaybetmediği sürece bence futbolun bir yaşı yok. Oynayabilirsiniz yani oynayabildiğiniz kadar. Futboldan kopmak istemiyorum. Yani koparsam da ne olur diye hiç düşünmedim. Çünkü futbolun içinde kalmak istiyorum. Hocalık yapmak istiyorum, antrenör olmak istiyorum. Bu konuda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve bundan sonraki süreçte de bana çok iyi bir örnek var şu anda. Takım arkadaşım. Çok zor bir görev üstlendi. Ama çok şey öğreniyorum ondan. Geçmişten de bazı hocalardan neler yapmamız gerektiğini, neler yapmamamız gerektiğini de öğrendik. Ama devam ediyor. İnşallah hoca olmak istiyorum yani. Yani gençler şöyle, ülke olarak gerçekten çok büyük potansiyelimiz var. Futbol için veya herhangi bir spor için. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hangi işi yapacak olurlarsa olsunlar, öğrenmeye, gelişmeye devam etsinler ve açık olsunlar. Çünkü hayatın neler getireceğini bilemezsiniz. Derslerine, okullarına çok önem versinler. Yani tabii eğitimlerini bırakmadan, eğitimlerine gerçekten çok önem vermeliler. Ve öğrenmeye devam etmeliler yani ne olursa olsun. Ya umutsuzluk, işte umutsuz olmamalılar. Her zaman umut etmeliler. Çünkü bir söz vardır ya, sen yıldızı istersin, belki Allah sana ayı nasip eder. Dolayısıyla bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Birçok şey var hayatta. Birçok örnek var aslında önümüzde. Her zaman umut etmeyi bırakmamalılar. Hep umut etmeliler. Antalya Spor taraftarı, biz onları çok seviyoruz. Her zaman desteklerini de hissediyoruz. İyi günde, kötü günde her zaman yanımızda olsunlar. Gerçekten şu statta yanımızda olduklarında, o sinerjiyi oluşturduğumuzda bizim burada yenemeyeceğimiz veya elde edemeyeceğimiz hiçbir başarı yok. Hepsini seviyoruz ve yanımızda istiyoruz her zaman. Geçen sene 16 maç, aslında her sene bir rekor yeniliyoruz biz. Son 3-4 senedir bir 11 ile başladı, sonra bir 13 oldu, bir 15 oldu yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene de 16 maç. Ama 16 maç geçen sene çok dolu dolu oldu. Çok galibiyetin çok olduğu bir seri oldu. Oradaki bizim başarımızın altındaki temel neden derseniz çok iyi bir hava yakaladık gerçekten takım olarak. Bir aile ortamı yakaladık. Şehirde galibiyetler geldikçe bir bütünleşti bizle beraber. O duyguyu, o coşkuyu sahada çok hissettik. İnşallah bu sene onu tekrardan yaparız. Daha fazlasını yaparız. Onu istiyoruz her zaman. Tamam mı? Evet. Bak çok güzel bir anım var, komik bir an. Şimdi Sakaryaspor'da kimle bir maç? İkincilikteydik o zaman tabii. Bir maç var ama stat full dolu. Kaleci de Hakan abi, sağ bekte Hakan Özlü. Şimdi ben de kulübedeyim. Kaleci Hakan abinin parmağı kırılıyor. Tabii Hakan Özlü de Trabzonlu, böyle tam candan bir adam yani.
koştu, abin oldu falan. Neyse tabii müdahale ettiler. Tabii kırık parmak olunca ambulansa koydular. Ambulans kapıdan çıktı gitti. Ya maç başlayacak, tabii ikinci kaleci girdi sahaya. Maç başlayacak, hakem sayıyor 10 kişi, 11. kişi yok. Hoca da bakıyor, Allah Allah kim yok. Hakan abi Sabek binmiş ambulansa, o da gidiyor. Millet onu arıyor, sonra indi tekrar stada giriyor falan. Ya böyle bir şey olamaz ama millet, stat yıkılıyor yerde. Bıraktı gitti, maç devam ediyor. Daha maçın 15. 20. dakikası yani, düşünebiliyor musun? Adam yok. Ambulans da gitti o da. Biz aslen Trabzonluyuz. Aslen Trabzon ama tabii dedeler Sakarya'ya geldikleri için anne baba da Sakarya'da büyüdü. Ya ne bileyim ya, biz ama şöyle güzel, çok güzel anılarımız var ya futbolda, yani çok değişik şeyler var ya, ne bileyim, anlatsan yetmez program da. Komik anlar da var. Şimdi o haftayla ilgili anlatamayacağım şeyler var şimdi. İki tarafta yangın yapıyor. Benim hakkım. Ama bizim de gördüğümüz, yaşadığımız şeyler de var yani, yok değil yani.